Sayın Bakanım, kıymetli konuklarımız, ilkini geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz, bu yıl bankamızın 100. yılı vesilesiyle de ikincisini düzenlediğimiz Atatürk Vizyonuyla Gelecek Yüzyıla Bakış konferansımıza hoş geldiniz. Bugün başlayan ve 2 gün sürecek konferansımızda geçen yıl olduğu gibi bu yıl da birbirinden değerli konuşmacılarımızı dinleyeceğiz. Ben öncelikle tüm konuşmacılarımıza hepimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum. Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'a değerli teşrifleriyle bizleri onurlandırdıkları için şükranlarımı arz ediyorum. Ve siz değerli konuklarımıza katılımınız ve heyecanımıza ortak olduğunuz için teşekkür ederim. Biz İş Bankalılar tarihimizde övünürüz. Bankamızın kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aynı zamanda Cumhuriyetimizin de kurucusu olması, kuruluş fikrinin Cumhuriyet'in ilanından aylar önce İzmir'de toplanan İktisat Kongresi'nde toplumun her kesiminden katılımcıların talebiyle filizlenmesi, adımızın iş olması ve bizzat Atatürk tarafından konulması bizler için hep gurur kaynağı olmuştur. Bu gurur aynı zamanda büyük bir sorumluluktur da. İşte biz bu sorumluluk duygusuyla konferansımızı düzenledik. Biliyoruz ki bu konferansta geleceği anlamak için önce geçmişi araştıracağız. Aklımızdaki sorulara yanıt bulmadan önce belki yepyeni ufuk açıcı sorularla zihinlerimiz dolacak. Her biri alanında öncü, ilham veren bilim insanlarının, ekonomistlerin, sporcularımızın, sanatçılarımızın başarı hikayeleriyle, düşünceleri ve bakış açılarıyla zihnimizde pek çok yeni fikir canlanacak. Dünyamızı, ekonomiyi, bilimi, sanayiyi, tarımı, ticareti ve bankacılığı etkileyen trendleri neredeyse bizzat ortaya çıkaran isimlerin yine kendi ağzından dinleyeceğiz. Yeni teknolojileri konuşacağız. Bunların siyasetle, ekonomik kalkınmayla olan ilişkileri üzerine tekrar tekrar düşüneceğiz. Hem zenginlik ve refah yaratan hem de yeniden hakça bölüşme imkan veren bir kalkınma programını keşfetmeye çalışacağız. Kennedy bundan yaklaşık 60 yıl önce, öyle tahmin ediyorum ki uzun insanlık tarihinin hiçbir dönemi günümüzün bilimsel araştırmalarından daha heyecan verici ve tatmin edici olmamıştır. Açtığımız her kapının ardında varlığını önceden hayal bile edemediğimiz belki 10 yeni kapı çıkıyor karşımıza demişti. Bugün de Google Yönetim Kurulu Başkanı Sundar, yapay zeka muhtemelen insanlığın bugüne kadar üzerinde çalıştığı en önemli şey, bana soracak olursanız elektrik ve ateşten bile daha büyük diyor. Bu heyecan veren ifadeler Sayın Daron Acemoğlu'nun İktidar ve Teknoloji isimli kitabından. Eminim yarın kendisi bu konferansta bizleri heyecan veren yeni teknolojilerle güç ve refah sıradan insanların elinden alınır da veriyi kontrol altında tutanlara geçerse neler olabileceği üzerine derin düşüncelere sevk edecek. Ben de yarınki konuşmamda sizlere İş Bankası olarak küresel sorunlara nasıl yaklaştığımızı, ikinci yüzyılı akılla, bilimle, vicdanla, doğaya ve insana saygı duyarak gençlerle birlikte nasıl tasarladığımızı, 100 yaşında değil, 100. yılında köklü ama bir o kadar genç ruhlu, atak, modern bir girişim olduğumuzu anlatmaya çalışacağım. Atatürk'ün geleceğe yapılacak en değerli yatırım gençlerin iyi eğitilmesidir sözünden aldığımız ilhamla deprem bölgesinde tam 1 milyon çocuğa yaptığımız vicdanlı bilim aşısından sessiz sedasız bir başarı hikayesi yazılmakta olan satranca, internet götürdüğümüz köylerden dijital ve yeşil dönüşümüne öncülük ettiğimiz KOBİ'lere, Silikon Vadisi'nden yapay zeka fabrikasına Atatürk'ü yaşatmak ve yüceltmek için onun vizyonunu, ilkelerini, ileri görüşlülüğünü, yenilikçiliğini nasıl bilfiil hayata geçirdiğimizin hikayesini paylaşacağım. Atatürk'ün vizyoner bakış açısını yine kendi sözleriyle tekrarlayarak sözü Sayın Bakanımıza bırakmak isterim. İki Mustafa Kemal vardır. Biri ben, et ve kemik, geçici Mustafa Kemal. İkinci Mustafa Kemal, onu ben kelimesiyle ifade edemem. O ben değil, bizdir. O,
memleketin her köşesinde yeni fikir, yeni hayat ve büyük ülkü için uğraşan aydın ve savaşçı bir topluluktur. Ben onların rüyasını temsil ediyorum. Benim teşebbüslerim onların özlemini çektikleri şeyleri tatmin içindir. O Mustafa Kemal sizsiniz, hepinizsiniz. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyor. Açılış konuşmalarını gerçekleştirmek için Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'u kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Bakanım.